yani Sen Anlat Karadeniz'le, diziyle birlikte Asiye karakteriyle daha çok tanıdılar onlar beni. Hayran olduğumuz biri değil, sen bizim ablamısın diyorlar. Kar mısın Öykü Hanım'ın yüzü? Gerçekten anime Japon çizgi filmindeki o... Onlar gibi de ağlama potansiyelim de çok yüksek. Yani... Bir anda fışkırarak böyle... Şey mi? Yani mesela böyle bir çok sinirlendiğim zaman da beni böyle kendi halime bırakacaksın. Parlayan isimlere baktığımızda aynı ivme mi oluyor? O zaman farklı mıydı? Ay çok çok tatlı oldu bu, çok güzel oldu bu soru. Neyi gerçekleştiremediniz kendinizde? Aslında yapmak istediğim her şeye ulaştım diyebilirim. Tabii ki hayat bir öğrenim süreci. O tamamlanma hiçbir zaman bitmiyor ama. Peki son sorum. Vallahi reji bastırıyor. Ya hayır, konuşmak istiyorum. Evet değil mi? Hayır. O zaman şöyle söyleyeyim. Konuşmak istiyorum. Nerede? Menajerimiz nerede? Ben göremem. Nerede? Hah. Uzun istiyorum. Şey, yılbaşından sonra tamam mı? Tamam. Uzun, ben burada Öykü Hanım'ı deşmek istiyorum. Tamam. Tabii. O günden bu yana konuşuyor bu stüdyoda. Alamadı konu bu stüdyoda. En son deşmek istiyorum dedikten sonra ben o günden bugüne buradaymışım ve biz böyle terapi yapmışız. Ama hala kın menajer de burada. Evet. O da değişmedi. Tek fark maske. Hayır, o kapşonla, hayır, o kapşonla olmaz. Kapşonla, evet doğru. Lanset, Ceyhun Lanset menajeri, kıl menajer burada. Dönelim bu tarafa, dönelim. Dönelim bu tarafa maskeyle. Yok öyle numara. Bence menajerinizi değiştirin ya. Basın danışmanım. Yok, çok tatlıdır ya. 12 sene oldu. Kaç sene? 12 sene oldu. Emre duymaz. Görmüyorsunuz ama şu an çünkü kapşonda. Bu tarafa alalım. Bu taraf er meydanı burası. Emre şu an fark etti kameraların ona döndüğünü. İlk defa böyle bir şey oldu ama neyse, bizim için de güzel anı olacak 12 sene sonra. Şimdi buradan bir itirafta bulunacağım. O kadar kıl ki adam. Yılbaşında geldi. Asla şarkı söylemeyecek. Hayır. Buradan diyoruz ki işte bizim de Burak'la Evren vardı ya orada. Okay. Ya şarkı söylemeyecek, başka bir şey yapıyor. Orada böyle hayır hayır ya, ne oldu? Ne oldu? Oradan bir ya, şeyler yapıyor, ne yapıyor? Küçük selfie çekiyor programı. Programı. Öykü Gürman işin aslında diye. Evet. Şey, aslında keyifliydi o. Sadece onu bence şu da sebeple söylemiştir. Ben canlı performans yapma konusunda çok titiz olduğum için orkestra arkadaşlarım, müzisyen arkadaşlarım olmadan ya da bir ses düzeni, sound check yapmadan bir şey söylemeye sıcak bakmıyorum. O yüzden ona hep soruyordum, didikliyordum. Ama bizimkisi kısa ve keyifli bir şeydi, yılbaşı programıydı. Ezik miyiz biz ya, üvey evlat. Şimdi biz ne, Playbay'e getireceğiz klibi. Onun üzerine Öykü Gürman mı söyleyecek? Yeni ya, şarkı hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Ya, o şarkının aranjesi şimdi çok güzel. Bir dahaki gelişimde de orkestrayla geleyim. Yavaş yavaş işin aslında müzik programına ya doğru. Burada ne yazıyor burada benim? Ya ben bir durunca öyle bir gösteriyorum ya oradan bakınca. Gelsin o zaman, gelsin şarkı. Gelsin, hadi gelsin, hadi. Tamam. Yağdır Ceyhun. Ama ayakta istiyorlar. Hadi ayakta, tamam. Evet, Ceyhun yönetmenimiz.
geçenler var. Kalbimi delip geçenler var. Ömrümden çekip gidenler var. Kendini yasak edenler var. Senin için de bir kuble. Çok teşekkürler. Şimdi o zaman ben bir klişe sunuculuk örneği göstereyim mi? Estağfurullah. Var mı böyle ömrünüzden gelip geçenler? Kendini yasak edenler. Bir de şarkı sözlerinden konuğa soru soran sunucu tipi var. Var mı böyle gelip geçenler, yasak edenler? Çok tatlıymış. Yok valla mu? İnsan, yok mu? İnsan geçiyor hayattan. Yani her şey geçiyor. Olmaz mı? Tabii ki var. Ya ben bunu gerçekten laf olsun gerçekten diye sordum. Gerçekten var bu ama... arada. Yani zaten o sözü çok seviyorum. Ve o sözü söylerken içimden de bir eyvallah demek geliyor. Çünkü eyvallah kelimesini de çok önemserim hayatta. Ne kelimesini? Eyvallah. Ceyhun konuşuyordu evet, o esnada. Evet, aynı anda duyamıyorum. İşte. Öğretmen konuşuyor. Öyle. Ya ben de çok severim eyvallah. 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 Hadi. Yani hı. Yani öyle olsun ya. Şey hani bir teslimiyet belki o hani çok inançlı olmaktan kaynaklanan bir şey. O teslim olma duygusu. Hmm. Çünkü insan isyan ettikçe hayatla ve kendiyle kavga ediyor. Hiç gerek yok. Yani hakikaten bunu bu aralar bayağı bir düşünüyorum. Peki bu düşünmenin ötesinde yaşıyorum hareket onu diyeceğim. Harekete geçtiği anda yani bu kafa evet. Yaşandığı anda hayat daha kolaylaşmıyor mu? Daha kolaylaşıyor, daha yalnızlaşıyor. Daha sessizleşiyor. Yani. Daha sakinleşiyor kesinlikle. Zaten bir düşünürün de bir sözü vardı. Şimdi tam hatırlayamadım ama şey diyordu. Onu anlattığı şeyi hatırlıyorum. Olgunlaştıkça insanlarla uğraşmayı bıraktım. Yani daha böyle içine dönüyor galiba insan. Tabii ben çok sesli bir tipim yani çok renkli bir tipim dışarıya. İçimde de öyleyim ama şey vardır ya hani onu samimi olarak söylemek gerekirse mesleki olarak elbette işini severek yaptığın zaman bu tepkilerin, insanlarla diyalog kurma biçimin bunların hepsi dışarıya mutlulukla yansıyor. Ama hep onu söylerler ya, çok gülen insanların çok acısı vardır diye. Buna çok katılıyorum ben. Benim de var. Hadi deş beni. Aslı. Ya ben de çok gülen bir insanım. Çok mu derin şey yaptık, başladık ya. Benim de çok acım var. Mesela bana çok söylerler, o gözlerin derinde ne kadar şey. Evet, peki, çok güzel bakıyorsunuz senin bu arada. Acın... Gerçekten yani her gözde öyle bir anlam ve derinlik olmayabiliyor ama yok gerçekten öyle. Çünkü ben zaten Yalan Gözlerin şarkısını söylerken de derler ya hani gözler kalbin aynasıdır. İnsanın gözünden o duygusu çok yani onu perdelemeyen insanlar var yani. Gönül gözü açık olan insanların gerçek gözüne yansıyor bu. Ama perdeledikleri zaman bir duvar oluyor, göremiyorsunuz ardını. Ve biraz şey oldu galiba, biraz karışık anlattım anlatmak peki, istediğimi şöyle ama. Peki şöyle sorayım. Senin anladığını bu, biliyorum. Bu güzel bakan ve ruhu görünen göz ve acıları yaşayan kişi o acılardan yani kendini perdelemeyi seçmemiş. Aa, o zaman. Doğru. Bir dakika o zaman perde her zaman acı yaşayanın kullandığı bir şey olmuyor. Bazen acıyı yaşayıp aslında... Şu da olabilir mi? Öykü Gürman şunu da söylüyor olabilir mi? Bir de böyle ikinci tekiş, üçüncü tekiş olarak bahseder konuğundan sunuç. Öykü Gürman bunu söylüyor olabilir mi? Ben acımı yaşadım, görün, duyun. Yani yaşıyorum, duyun ve beni görün. Şöyle. İfade edebildim mi? Evet. Değilim ama. Ya insanlar bence yaşadığımız zaman diliminde... çok fazla çamurdan ve kötülükten besleniyorlar. Bu bir dramatik bir hale getirmek için ya da bir ajitasyon için söylemeyeceğim bunu ama hiçbir şey göründüğü gibi değil. Ve o kadar çok sosyal medyada olsun ya da yaptığınız işle alakalı genel olarak. Ya ünlü olmakla ilgili bir sıkıntı var bizim memlekette. Yani şöyle, şimdi ünlü olunca ya da tanınınca yani sanki hani yaptığınız iş değil de
daha çok nasıl göründüğünüz ve bunu çok birçok defa konuşmuşsundur konuklarınla da zaten yani hani bundan herkes bahsediyor ama hiçbir şey göründüğü gibi değil. Şimdi insanlar bir başarı sergilediklerinde, hayat yolculuğunda bir yerden bir yere varmak istediklerinde o geçen süreç o acılardan beslenerek oluyor o mutluluklar ve başarılar. Şimdi dolayısıyla sizin son noktaya herkes son noktaya bakıyor ama o noktaya nasıl gelindiğine kimse sorgulamıyor. Yani dışarıdan mutlu mu? Mutlu. Harika bir hayatı mı var? Var. İşte seviliyor mu? Seviyor mu? İşte atıyorum birçok insana göre daha lüks bir yaşam standartı mı var? Var. Tamam da yani bu böyle hani armut piş ağzıma düş olmadı ki. Bunların hepsini ben yaptım. Yani kendi ayaklarımın üzerinde durarak yaptım. Dolayısıyla büyüdükçe, olgunlaştıkça bu yalnızlıkla beraber hem de çok mutlu oluyorum aslında. Çünkü ben yaptım. İnsan kendi yaptığı şeylere çok fazla kıymetini anlıyor büyüdükçe. Ve gurur duyulacak bir şey. Çok gurur duyuyor. Buna utanılacak bir şey. Evet ve çok kıymetini anlıyor. Bunu tabii ki bazı şeyleri göstermek elbette hani ne bileyim desinler diye yaşamak değil. Ama benim tercih ettiğim, seçtiğim yol kendi başarılarımla ayakta durdukça yaptığım ve elde ettiğim şeylerin sonucunu birlikte paylaşabiliyor olmak. O da zaten çok insanlı olmuyor. Yani çok insanlıysanız bunu yapamıyorsunuz zaten. Çevrenizdeki çok az insanlı oluyor. Hmm. Çünkü sizin finalde mutluluklarınıza ve başarılarınıza ortak olan ve bunları en az sizin mutlu olduğunuz kadar kendi gönlünde, kalbinde yaşayıp hisseden birebir aileniz oluyor. Ya da çok yakın birkaç arkadaşınız oluyor. Bu ayrımcılık olmuyor mu? Kim açısından? Şöyle ki yani tabii ki habitatına insanlar alacaklarını kendi iradeleri dahilinde seçiyorlar ama bir taraftan da hani sen uygunsun, sen değil. Sen yakın olabilirsin, sen değil. Onu ben seçmiyorum ki. Bir şekilde böyle bir aslında... İnsanlar kendileri seçiyorlar sizin hayatınızdan çıkmayı ya da girmeyi. Çünkü siz hep aynısınız aslında. Şimdi benim de aynı yaşanmışlıklarım oldu tabii. Yani... kız erkek öyle hani cinsiyet ayırmaksızın ya da ailenin içinde de oldu kuzenler vesaire yani siz aynısınız ve aynı iyi niyetlerle yaklaşıyorsunuz ama onların dışarıdan gördüğü sizin ününüz işte paranız şöhretiniz ya da işte popülerliğiniz ya da öykü ünlendikten sonra değişti cümlesinin doğrulanmasına olan alt metinler ihtiyaçlar ya da bunu... kimse böyle düşündüğünü düşünmüyor ailemden ama şöyle bir şey oluyor evet hani ün evet yani bu çok klişe zaten bu hep söylenen bir cümledir hani ünlü oldu değişti ya ben inanın hiçbir zaman değişmedim ben hep aynıydım sadece şunu anlamalarını bekledim ben bu sektörde oyunculukla ilgili şarkıcılıkla alakalı ya da sunuculuk neyse televizyon tırnak içinde içeren ve bir kamera aracılığıyla ekranları başındaki izleyiciye seslenen ve bunu güzellikle yapmaya çalışan bir Öykü Gürman olarak siz benim ne zorluklar çektiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Ne acılardan, ne zorluklardan, ne yorgunluklardan geçtiğimizi bilemezsiniz. Bunu yaşamayan bilemez. Dolayısıyla bunun sonucunda gelen sitemleri kabul etmiyorum. Birine cevap veriyorum. Ağlamak ister misin? Şu an birine cevap. Kamerayı yumruklamak ister misin? Şu an hayır. Sadece buradan sesleniyorum. Gereksiz yere gerçekten boş yere yapılan sitemleri kabul etmiyorum. Niye bu kadar etkileniyorsun? Çünkü şöyle bunu haksızlık ve adaletsizlik olarak algılıyorum. Yani şöyle benim yaşadığım hayat zor. Ha başkasınınki değil çünkü. Hayır neden biliyor musun? Ya da işte hep böyle yanaşıyorlar ya ben neler yaşadım biliyor musun? Ya kardeşim sen neler yaşadın? Yani herkesin yaşadığı hayat senin acıların sana göre başkadır. Benimki bana göre başkadır. Öyle bir şey anlatırsınız ki ben burada derim ki ay benimkisi de acı mıymış? Yahut ben sizle öyle bir şey paylaşırım ki. Mukayese edilmemeli acılar zaten. Evet evet yarıştırılmaz. Ama şimdi buna bu kadar içlenmemin sebebi şu. Çünkü... Diyorum ya işte o hani acılar, mutluluklar, gözyaşı, gülen insanlar ağlamak hani oradan geldik ya bağlamak gerekirse. Diyorum ki bu hayat yolculuğunda insan bir yerden bir yere giderken öyle çok her şey dışarıdan göründüğü gibi değil yani. Tabii. Bir sürü
yaşanmışlığı oluyor, zorlukları oluyor, mücadeleleri oluyor, hayat mücadelesi oluyor. Zaman zaman tabii ki elbette çok doğal ki bizim sektördeki insanlar diyorlar ya işte aman sizin de para kazanma endişeniz mi var? Ya herkesin olduğu kadar var. Hatta biri sosyal medyada yazmıştı. Kardeşim onun harcaması da seninki gibi değil. Yani birlikte çalıştığın insanlar, ev geçindiren insanlar, müzisyen arkadaşların, orkestran, basın danışmanı, menajer, müzik şirketi, yapım firması vesaire. Yani kapşonlu hani, Emre. Evet mesela. Hani dolayısıyla yani siz tek başınıza durduğunuz yerde kazanımlarınızı bir başınıza zaten harcamıyorsunuz ki. Yani çünkü insan bir kul neticesinde. Yani biz bu dünyadan gelip geçeceğiz. Yani fiziksel olarak önemli olan hayatta ruhtur. Yani bıraktığınız izlerdir, iyi niyetinizdir. Yani inançtır aslında. Çünkü zaten inançsız yaşayan biri bu değerlerin farkında değil ki yaşarken. Yani nefsine yenilerek yaşıyor zaten inançlı olmayan biri. Yani nefis dediğiniz şey öyle bela bir şey ki aslında yani insan... Yenik düştüğü zaman bütün şeyi kaybediyor kontrolü. Çok bence. Yakınınızda var mı inançlı olmayan biri? Var. Ateist olan biri? Var. Yani şöyle, annem çok inançlı. Babam değil. Yani şöyle anlatabilirim. İlginç bir birleşmeden oluşmuşuz biz Berk'le yani. Hani derler kadınla erkek fıtratı ayrı tabii ama... Yani bir erkek ve bir bayan olarak hani asla bir araya gelemeyecek iki insanın çocuklarıyız biz yani bence. Hala evliler mi? Yok değiller. Ne kadar evli kalmışlar? 14 yıl. 14 yıl. O da az bir süre değil ama değil mi? Evet. Bence zıtlar birbirini çekmiş ama bir yere kadar. Öyle zannediyorum ki hani ikisi de sonra karar vermiş ve çok doğru bir karar vermişler bence. İnanç noktasında da hani babamın bu kadar hani inançlı olmaması, annemin çok inançlı olması... Bizi böyle birçok şeyi küçük yaşta sorgulamamıza sebep oldu. Ben bu yüzden biraz daha hani maneviyatımı çok önemsedim galiba. Çünkü şöyle, ben inançsız olan insanların vicdansız ve merhametsiz olduğunu düşünüyorum. Yani doğal olarak. Ve benim hayattaki en önemli hayat felsefemde bir kalbin yani merhametli ve vicdanlı olmak. Yani ben başka ne sebeple yaşayabilirim ki hayatı? Yani hiçbir sebeple yaşayamam. O merhametsiz ve vicdansız, yani merhameti ve vicdanı Allah korkusu mu oluşturuyor? Ya da yani bir gün birine hesap verecek olma durumuna inanmak mı oluşturuyor acaba? Da daha çok inancı olabilir. Olmayanlar daha merhametsiz sizin gözünüzde. Evet aslında bunu tabii ki yani din alimlerinden tasavvuf anlamında hani daha eğitici, öğretici kişilerden çok daha derin ve açıklayıcı bir ben Öykü Gürman'ın kafasının evet. İçini merak ettim. Ama yani şöyle, bu hani ikincisi yani çok, çünkü ben, ya insan o hesabı önce kendi kalbine veriyor ya. Bence o şöyle ifade edebilirim, o hani yatağa başınızı koyduğunuzda yastığınıza bugün ne oldu, ne bitti ya da hani hesabını veremeyeceğim, cevabını veremeyeceğim bir şey yaşadım mı, yaşamadım mı acaba? Hani bence işte o vicdan muhasebesi var ya insanı yaşarken ya çok rahatsız eden ya da çok mutlu eden bir şey. İnanmayan birinin buna sahip olabileceğini asla düşünmüyorum. Yani çünkü neden biliyor musunuz? Bu akabinde inanılmaz bir bencillik getiriyor. Yani egoizm getiriyor. Bir kız çocuğu olarak o zaman şöyle yani bir çıkarımda bulunacağım. Babamda mesela bu söylediğim şeyler var bence. Ama şöyle... Yani bir insan sadece istediği zaman istediği birine merhametli ya da iyi olmaz. Ona el iyisi denir. Anlatabiliyor muyum? El iyisi. Evet. Yani el yabancı. Dokuz kat el. El iyisi denir ona. Şimdi esas önemli olan insanın çoluğuna, çocuğuna, ailesine, sevdiklerine manevi olarak destek olabiliyor olmasıdır. Yani maddiyatla, parayla, pulla hiç ilgisi yok bu söylediğimin. Önemli olan bir insanın kendini parası varken mesela güçlü görmesi, örnek. Parası yokken güçsüz görmesi mesela. Yani bunun gibi. Yani bu da mesela çok bencil bir
duygudur yani. Ya da bu da benim için bir merhametsizliktir. Bu da benim için egoistliktir, bencilliktir, vicdansızlıktır. Çünkü bir insan ki düşünün, sizin karşınızda, bu babam olarak söylemeyeceğim, herhangi bir örnek veriyorum. Mesela parasıyla konuşuyor değil mi? Oturuyor kalkıyor. Vardır ya öyle insanlar. Vardır yani. İşte paran kadar konuş mesela. Hani ne kadar ayıp. Hani, şimdi hayata böyle bakan birinin hangi maneviyatından ya da inancından ya da nefsinden bahsedeceğiz? O zaten bu duyguların farkında bile değil ki. Yani şimdi aklın yolu bir kelimesi de o yüzden söylenmiş zaten. Yani birliğe, bir olan bir şeye ulaşıyorsunuz, tamam mı? Allah birdir, tektir. Şimdi siz de biriciksiniz. Sizden başka bir tane yok. Siz de biriciksiniz. Dolayısıyla o hani birlik içinde duyduğunuz duyguda, hani şu hareket vardır ya, bir şey lezzetli oldu derken, şu dört tane parmağın, beş tane parmağın bir, hepsi bir araya gelince bir oldu. İşte bununki gibi aynen. Hayatta da birçok element bir araya geliyor, o birlik sağlanıyor. O birliği sağlayan babaysa, öyle bağlayayım, ya o birliği sağlayan erkekse bizim ataerkil toplumlarda, o zaman o erkeğin o görevini layıkıyla yerine getirmesi gerekiyor. Her anlamda. Şimdi düşünsenize, hem manevi olarak, işte bir karakter yapısı olarak sevgi görmeyen insan sevgiyi gösteremez. Ama ona kucak açan birileri olduğunda bunu almayı bilir. Yahut kendini törpüler. Aa, bir dakika. Burada çok önemli bir şey söylediniz. Biraz bağlayarak uzun konuşuyor. Evet, hayır, kusura bakmayın. Hayır. Sevgi görmeyen biri sevgiyi almayı bilir mi? Benim bir kuramım var bu konuyla ilgili. Sevilme görgüsü diyorum ben buna. Yani sevilme görgüsü vardır. Sevilmiş insan bilir bunu. Ama sevilmemiş insan bunu bilmeyebilir. Orasına burasına bulaştırır. Evet, doğru. Yani dolayısıyla... Dönüştürebilir mi peki? Zamanla, yaş aldıkça. Ben burada daha özele ineceğim. Evet, peki izninizle, tabii, yani tabii. İzin alarak. Çünkü çok mahreminiz ama soracağım bu soruyu. Babanız tarafından sevildiğinizi düşünüyor musunuz? Ay, çok, o kadar tam damarıma basan bir soru. Çünkü bunu hissettim. Bütün konuşma bunu sormadan olmazdı. Yani o içim, kendi içimde şey yapamam, huzur bulamam. Yani babanızın sizi sevdiğini düşünüyor musunuz? Elbette, kesinlikle evet. Ama kendince mi? Evet. Sizin istediğiniz, ihtiyaç duyduğunuz şekilde sevildiniz mi babanız tarafından? O kadar güzel bir yere geldi ki direkt duygulanırım. Gözlerim gitti zaten. Valla bunun için sormadım ama. Hani... Hayır. Bunlar çok hassas noktalar aslında. Tabii ki sevildiğimi çok düşünüyorum. Buradan da onu öpüyorum. Yani canım babam, hani elbette her zaman çok sevgilerimi gönderiyorum. Çok öpüyorum. Elbette her zaman sevildiğimi düşündüm ama... Bence sevgi şöyle bir şey. Sevgi paylaşmadıkça çoğalmıyor. Yani tadına varılmıyor. Kendince sevmiş. Evet, yani onu gösteremedikçe... Çok zarifsiniz bu arada, çok zarifçe anlatıyorsunuz. Evet. Yani, evet, yani onun da çünkü izlediği zaman, programı da izlerse asla kırılmasını istemem. Yani hiç onu üzmeyi asla istemem. Hiçbir zaman zaten öyle bir endişem hiç olmadı. Ama belki duygulanmamın sebebi şu, onu da şu an fark ettim. İnsan yaş aldıkça yaşayamadığı zamanlar için çok üzülüyor. Çünkü Allah uzun ömür versin, yine öyle diyeceğim babama da, amin, anneme de. Bugünlerde bunu çok düşünmeye başladım. Belki bu içinde bulunduğumuz pandemi dönemi, virüs dönemi olabilir, bilmiyorum. Bir insanın birine sevdiğini ve onunla paylaştığı anların kıymetini bilip onu karşısında muhatap olarak görmesi kadar değerli bir şey yokmuş yani. Çünkü eğer olmasaydılar, yani olmasalardı, birçok vicdani olarak canım yanardı. Mesela benim yok. Ay, kusura bakmayın. Ağlatmamak için söylüyorum şu anda. Benim yok. Şöyle, benim annem babam hayatta değil. Ay, çok özür dilerim. Hayır. Yani, ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Hayır, bir dakika. Hiç bilmiyordum. Hiçbir acı birbirinin yanında olmaz. Yani benimki başka bir şey, seninki başka bir şey. Yani... Bir selpak alabilir miyim? Evet, şey alabilir miyiz mendil lütfen? Şöyle ki... O yaşlarda belki ben bunun dezavantajını yaşadım.
başka biri yaptı beni. Belki bugün evet. O özgürlüğün tırnak içinde çok benim belki de yok, kulağa şey gelebilir, harsh gelebilir, böyle sert gelebilir ama belki şey o özgürlüğün ki. Tadını çıkarıyorum şimdi. Ha, of, yani insan her adımında ağırmış. Evet, çok ağır. İnsan her adımında şu anda yaşayan bir anne babanın mutluluğunu yaşasa da pandemi döneminde. Zaten bu mutluluğu yaşadığım için gözyaşlarım evet. Bundan yani bu mutluluktan dolayı gözyaşlarım. Her adımın bir hesabı var yine onlar hayatta oldukları için. Ha, ay çok doğru yani, çok teşekkür her ederim. Her şeyin yani. Farklı bir maliyeti var, her şeyin bir bilançosu var ve ödenen hesap başka. Ay çok güzel ama ikimiz anlattınız. De o hesabı ödüyoruz. Evet, o kadar güzel özetlediniz ki hem de bana şey oldu, yani, merhem oldu tabii, yani. Şey değil bu, hayatta olmaları da bir şey değil, olmamaları da bir şey değil. Hı. Evet doğru, çünkü öbür taraftan bu kadar konuştuğumuz şeyi de bir yere vardıracak olursak aslında herkesin kendi sınavı dedikleri şey de bu sebeple söyleniyor. Çünkü şimdi... Şu çok bir tartışma tabii. Biz annemizi, ailemizi, babamızı seçemiyoruz. Şimdi biraz önce bahsettiğim Theta Healing kavramında da geninden itibaren anneni babanı seçiyorsun. Mesela çok ilginç değil mi? Ya öyle evet. Mi? Evet. Çünkü bunun eğitimini aldığım sevgili Halime alan var. Sevgili Halime mesela seçerek geldiğimizi söyledi. Ben orada mesela bir gol yemiştim yani. Yine burada kadersellikle çelişmiyor mu? Şaşırmıştım. Yani işte tabii bu biraz araştırarak fazlaca yani çok derinliği olan bir konu. Yani bunu elbette size iyi gelmesi için kendinize göre şekillendirebilirsiniz bence. Öyle diyelim yani hani yuvarlamak gerekirse. Çünkü tasavvuf da öyledir. Yani derinliği var. Hani bunu sadece bir programın saat diliminde konuşmak elbette çok yersiz. Çünkü bir de şöyle de aynı zamanda okudukça da çok fazla şey öğreniyor insan. Ama şu noktada çok inanıyorum ki biz ne güzel ki belki de ben de öyle. Yüzü kızarabilen, hala gözleri dolup bir şeye duygulandığında çok şükür ki ağlayabilen insanlarız. Annenizin kızı mısınız, babanızın kızı? Annemin kızıyım tabii ki, kesinlikle. Ve ne mutlu ki böyle hissettiğim için de hamurum sağlam yani. O hamur babadan da geliyor elbette tabii. Peki. Ve herkesin kendi sınavı ve herkesin kendi seçtiği şeyi yaşadığına da inancım sonsuz. Yani çünkü tabii ki seçtiğiniz yolda sınav, bu bir sınav yani, hayat bir sınav, var olmak bir sınav hayatta. Yani bu tekamül süreci hayatta zaten bir sınav ama son nefesinize kadar. Fakat bu sınavda, bu zorlu yolculukta gerçekten bütün yaşadığımız şeyleri hayat bize seçenekler sunuyor ve biz kendimiz seçip yaşıyoruz. Yani lütfen insanları, yani anneyi, babayı, onu bunu sanki biraz böyle hani eleştirer tarzda oldum biraz önce ama şunu söyleyebilirim ki ben kimseyi suçlamıyorum. Ha, bir onu söyleyeyim, bir rahatlayayım. Çünkü ben gerçekten kimseyi suçlamıyorum. Yani ne anne, ne baba, ne işte aile, hiç kimseyi suçlamıyorum ben. Ben sadece doğal olarak bir annenin babanın evladı olunca karakter genlerden, alelgen dediğimiz, yani genlerle sadece fizik, ağız, yüz, burun geçmiyor. Yani karakter genleri de geçiyor anadan babadan çocuğa. Dolayısıyla o karakter genlerinde anneden de babadan da aldığımız şeyler var. Nasıl inkar edeyim ki zaten yani şimdi? O zaman çünkü kendimi inkar etmek olur. Allah'a inkar etmek olur. Sonuçta ben bir şekilde doğdum, dünyaya geldim. Anneden babadan geçen bir takım şeyler var. Şimdi seçtiğiniz yoldaki artık aynı insan aynı hataları 3 kere 5 kere yapmaz. İkinci kere tekrarlamaz. O zaman da o seçenekleri, o seçtiğiniz yolları doğru düzgün değerlendirip yaşamak da sizin zekanıza ve hayatı algılama biçiminize, eğitiminize, ne kadar kitap okuduğunuza, bunlara hepsine varıncaya kadar sosyal statünüze, sosyal çevrenize, her şeye bağlı oluyor. Dolayısıyla kimseyi suçlamıyorum ama sadece bu kız çocuklarının o anne baba tartışmasından, boşanmasından kaynaklanan o baba kavramı eksikliğini hayatta varken, yaşarken yaşayamaması beni üzüyor şu yaşadığım zaman diliminde. Neden diye sormak istiyorum çünkü. Neden? Neden yani? Hani neden? Çünkü bir şey var. Ne sen gidebiliyorsun ne o gelebiliyor. Hani neden? Ya babam için konuşuyorum. Neden? Yani çünkü şey yapamıyorsun. Belli bir yerden sonra gitmek istiyorsun, gidiyorsun. Ama o asla anlamıyor. Çünkü o kadar sabit fikirli. Ya da birazcık yordum mu seni? Yok, üzüldüm. Ha? Üzüldüm.
Yani şeyi anlatmaya çalışıyorum işte, evet. Yani o kadar, yani hakikaten üzmek için anlatmıyorum ama çok da hani böyle dramatik bir senaryo hikaye de yok gerçi ortamda, ama yani hikayemde, benim öykümde. Fakat şu beni çok yoruyor yani. Yahu bir şey düşünün, yani bir insanın sadece benim dediğim doğru ya da işte ne alakası var, işte bu böyledir gibi cümlelerle. Çünkü bu da bir şiddettir. Yani bu kendi fikrini kabul ettirmek de birine bir şiddettir. Ha. Şimdi o yüzden şeyden geldik, çocukluğumdan geldik ya, babamdan. Felsefenin Başlangıç İlkeleri kitabını işte George Politzer'in oku dedi. İşte ruh ve madde ilişkisini, inanç sistemini, Kur'an-ı Kerim'i. Baba dedi bunu, değil mi? Baba dedi, hepsini oku. İşte dini, ne bileyim işte nihilizmi. Ama Kur'an'ı da oku dedi. Tabii ki, hepsini. Ondan sonra işte inanç noktasında işte karar ver falan filan diye. Şimdi ben kaderci yaklaşırken biraz önce senin çok güzel ifade ettiğin gibi, benim anlattıklarımın özetini yaptığın bir cümle kurdun çünkü. Şimdi kaderci olduğum gibi o da bu kadar hani şey, yani böyle metafizik değil de daha böyle maddesel bir yerden, daha böyle hani realist bir yerden yaklaşıyor. Çocuk yetiştirirken de, onlar büyüdüğünde de, erişkin daha olduğunda katı. Da. Daha belki, evet, katı. E şimdi o zaman ne oluyor? Nerede iletişim kopuyor biliyor musunuz? Duygusal olmam eleştiriliyor. Konu bu. Yani bir insanın sahip olduğu gözyaşının hesabını kimse soramaz. Bir insanın mutluluğunu, gözündeki mutluluğunu, gönlündeki ağrıyı, sızıyı, geçmişten gelen yorgunluklarının şimdi oturup da hesabını soramaz. Çok mu konuştum ya? Hayır, çok güzel oldu. Peki erkek seçiminde bu hatalar, bu elbette, boşluktan kaynaklı hatalar yapıldı mı? Gündüz kuşağı programı yapmak. Şey yapmak istiyorum resmen. Yani baba arandı mı erkeklerde? Tabii, her zaman. Evet. Ama şimdi bir yorumda bulunayım mı? Lütfen. Ay, ama haddimi aşar mıyım? Yo, yani bakarız. Mesela yapılan evlilikte belki baba arandı ama aslında o babanın başka bir kızı olduğu gerçeği o da, belki yani, dışarıda hissetmeye yol açmış olamaz mı? Evlilik için doğru olabilir. Şöyle. Ben yaşardım zaten mesela, derler her kız babası gibi birini arar falan diye. Yani ben hani babamın sahip olduğu kötü alışkanlıklara sahip birini aramadım açıkçası. Hı hı. Hani onu bir söyleyeyim başta. Şimdi onun çok hani detayını veremeyeceğim. Kötü alışkanlık olarak benim için şey yapayım. Şimdi öyle birini tabii ki aramadım. Ben sadece onun annemle yaşamadığı ya da işte bence genel olarak ilişkilerinde babamın yaşayamadığı bir şey. Önemli. Evet, o da hayatı paylaşmak. Çünkü hayat müşterektir yani. Zaten öyle zannediyorum ki yani 40 sene, 50 senelik evliliklerde bu saygı ve paylaşım yüzünden devam ediyor. Yani çünkü siz karşılıklı iki kişi bir evliliği yürütmesi bir hayli zor uzun yıllarca. Çocuklar olduktan sonra çocukların üzerine kurulu bir hayat tahminimce. Zaten bu benim hani çocuğum yok ama gözlemlediğim bir şey fazlasıyla. Dolayısıyla şimdi bakıyorsunuz yani birinden biri vazgeçerse zaten gidiyor ki. Yani birinden biri vazgeçerse o paylaşım olmuyor ki. Paylaşmadığın şeyin nesi şey? Yani ilişki. O zaman bu bir yalnız bırakılmaya mı dönüyor hayatta? Zaten hayat yolundaki... ne kadar güzel ilerledi aslında. Zaten yalnız bırakılma. Evet, çok doğru. Yani teşekkür ederim. İşte zaten bütün o yüzden Gabriel Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlık kitabını bu yüzden de çok severim. Şimdi yani yalnız bırakılmaya tabii ki itiyor. Zaten çocuk yaştan beri o baba eksikliğini söylediğin şey aslında o yalnızlık duygusu bence. Çünkü yalnızlık Allah'a mahsus. Yalnız yaşayabilmek gerçekten çok zor. Bu konuda da annemi tebrik etmek isterim aracılığına. Çünkü 34 yıl, yaklaşık 34 yıl sadece bize yani 30 yaşında ayrıldığını
düşünürsek ki öyle, 34 yıldır tek başına bir kadın ve bizi hiçbir zaman onsuz bırakmadı. Ne güzel. Ne Berk'i ne beni hiçbir zaman onsuz bırakmadı. Hep yanımızda oldu. Çünkü yalnızlık öyle çok kolay bir şey değil, buna inanın yani. Peki baklava mı dedin Ceyhun? Ne dedin sen? Baklava mı dedin? Ne dedin sen? Çat! Ne dedin sen? Çat! Harika, biraz gülelim ya. Baklava gülelim mi dedi Ceyhun? Evet. Monitörünün ya de dedi, rengi içimi yani. Çektiniz dedi. Ay. Demedi böyle bir şey. Bak, ay dedi, Öykü Gürman gelmiş dedi. İçimi lime lime et dedi. Yalan valla öyle bir şey demedi. Yalnız bir şey diyeyim mi? Öykü Gürman, ben neyi bekliyordum o cümlede? Ceyhun, sevgili Ceyhun Bey, size sesleniyorum. Ben şey zannediyordum. Öykü Gürman geldi, biraz eğleniriz, dışarıya dönük böyle eğlenceli, coşkulu bir kız. Tamamen ters köşe oldu, ne yapacağız? Valla ben bu yaşımda şunu öğrendim ki şu hayatta. Dışarı dönük coşkulu insanların o içindeki, o içerlek yerindeki o derin sessiz tarafları vardır ya, evet. O kadar değerlidir ki o. Vallahi benim için, senin için de değerliyse bu gördüğün sessiz tarafım, çok mutlu oldum ya, çünkü ben böyleyim. Oh, oh, rahatladım. Ya ne amacımız olabilir ki hayattan? Şimdi mesela bunu seyredenler, ben bu konuda çok duygusalım ve bilmiyorum, bana bu gerçekçi geliyor. Bunu seyredenler, kız çocukları olsun, gençler olsun, yani... Hayatta belki de bir hislerin karşılığını bulacaklar. Bir şeyi adlandıracaklar kadınlar. Yani bu değil mi gerçek zaten? Yani tam da bu sebeple yani, çünkü inanın ben bir filmde bir baba kızı olayı olduğunda, babalar gününde baba kız mevzusu olduğunda, bir kitapta bir böyle bir cümle geçtiğinde sürekli bunu kendime şey yapıyorum, çeviriyorum. Yani ya öyledir, öyledir ya, tabii öyledir. Hani böyle bir şeyler oluyor ya da biriyle tanışmışım mesela, o da böyle işte bir... Yani böyle çok örnek var bu arada. Yani hani bu, yani bu şöyle değil yani, ben gerçekten mutlu bir çocukluk yaşadım. Ben öyle kötü, olumsuz şeyler yaşamadım. Fakat benim de manevi olarak belki o boşanmanın getirdiği şeyle... Ya da işte belki. Evet yani o hani fazla hayal zaman geçirmediğim için hayal kırıklıklarıyla bir takım... Ben de diyorum ki aynen söylediğin gibi... Benim gibi bunu yaşayan birçok insan var. Bu insanı çok güçlü kılıyor. Ama şunu da ekliyorum ve her zaman da hayatım sonuna kadar da ifade edeceğim. O yaşadığınız sızı hayatınızdan hiçbir zaman geçmiyor. Siz yaşınız büyüdükçe, daha da büyük bir insan olmaya başladığınızda daha da hatta yoğunlaşarak artıyor. Yani çünkü insan demek ki daha da böyle bir farkına varıyor. Onun bir çaresi var, yayından sonra söyleyeceğim. Tamam, peki. Lütfen söyle. Yayından sonra söyleyeceğim. Tamam. Onun bir çaresi var. Peki 6 liralık duş başlığımıza. O ne? Duşta söylediğin şarkıyı söyler misin? Bu aralar söylüyorum hep. Evet. Aa, ne, hangisini? Şey, gönlümden geçenleri var söylüyorum ama biraz önce evet, söylediğim. Başka bir şey var mı? Başka duş başlığımıza dur. Sen istiyor duş. Çek duş. Kalbimde gizli bir sevgimi arar. Gözlerime bakıp dalan gözlerin. Aklıma gelmeyen bilmece sorar. Aklıma gelmeyen bilmece sorar. Beni hülyalara salan gözlerin, aşka inanmayan o yalan gözlerin. Yalnız duş başlığı da ilginç oldu gerçekten. Ya olsun, sürrealite bizim işimiz. Evet. Soğanlara şarkı bisikletler. Da, ha, bisikletleri söyleyeyim. Bakayım. Şimdi, umut. Başka ne var? Aman. Cevapları beğenmediğimizde oluyor. Evet, o zaman bu beğendiğim. Yok, hiç, ikisi de aynı kafa. Bir kafaya hiç gerek yok. Yani gününe göre değişiyor. Çok hoş. Bir kuralımız yok, sistemimiz yok. Fark ettim, ne oluyoruz? Neden? Ama burada biz takımların şeyi baskısı altındayız. Yani ben anlamıyorum ki bunu. Bisikleti anlatıyorum. Ceyhun sana zil çalarım bak. Ceyhun, evet. Ayağını denk al Ceyhun. Sen kimle dans ediyorsun? Ceyhun, sen buradan çıkınca ne yapacaksın? Bisiklete binelim mi? Öyle soru sordu ya. Bisiklete biniyor musun? Ay, çok severim. Ya Trabzon'da, bak şimdi söyleyince hatırladım. Dizi çekerken
şeye gittik Uzungöl'e. Hmm. Dedim ki erkek arkadaşıma, hadi dedim, şimdi dedim şey yapıyoruz, bisiklet kiralıyoruz. Bütün Uzungöl'ü, Karadeniz'i şeyle, etrafını şeyle geziyoruz bisikletle. Ya o set arasında bana bir iyi geldi. Nasıl böyle, bir de bırakırım böyle ellerimi? Titanik pozu. Evet, özgürlük. Ya bisiklete binmek kadar hem harika bir spor, hem de yani böyle insanın zihnini boşaltan, düşünsene açık havada. Bence muhteşem bir etkinlik yani. Biz 19 yaşında arkadan bir arabanın çarpması sonucunda evine giderken ölen bisikletli Umut'u yaşatmak için yaptık bunları. Aa. Tabii bir de orman kurduk, kuruyoruz. Bağışlar alıyoruz seyircilerimizden, konuklarımızdan. Ay ne kadar güzel. Çekil. Ben de ne yapabilirsem yapayım. Çok seviniriz. Yani eğer bağış olabilirse. Seve seve. Ne yapmam gerekiyorsa. Bir fidan 13 lira, bir daha hatırlatıyorum sevgili seyircilerimize. Aha. Çekil üzerinden bizim harika. Program ve Umut üzerinden Silivri'deki ormanımız. Ay çok güzel. Oluşuyor. Umut için orman. Evet, ondan sonra harika. Bisiklet çünkü bize göre medeniyettir. Hı hı. Ona naif ve güzel davranmamız gerekiyor. Bir de ne kadar güzel ki ben de yani bu sahil yolunda, Anadolu yakasında, hı hı. Avrupa yakasında genel olarak hepsi. Şey biraz dikkat edelim ya ne olur bisiklet binenlere. Bir yılda 200... Özellikle şoförlere söylüyorum, evet. Kendime de söylüyorum. Bir yılda 258 bisikletli öldü. Of. Araç çarpması sonucunda. Hı hı. Yani çok büyük bir rakam. Neredeyse, çok fazla. Neredeyse yani güne bir taneye yakın bir rakam. Çok fazla, çok fazla ve çok ayıp aslında. Hani yakışmıyor. Hiç yakışmıyor. Evet yani şimdi oraya bisiklet yolu var, tamam. Hı-hı. Ama aynı zamanda motorlar için de ben hani onu söylemek isteyeceğim. Ya çünkü şoförlerin biraz daha bu konuda anlayışlı olması gerekiyor. Çünkü onlar yani bisiklete binmek, motora binmek yani tabii ki ulaşım aracı çok gayet motor hızlı bir ulaşım aracı, tamam tehlikeli ama lütfen hani kask takmayı unutmayalım. Yani bisiklette evet, de motorda da ama lütfen. Ama şunu da söyleyeceğim, motorlar özellikle kuryeler için trafik kuralları sizler için de geçerli. Hı-hı. Yani girmeyen evet. Sokağa hı-hı. Siz motor olduğunuz için girmeyin lütfen. Doğru. Yani kırmızı ışık sizin için de geçerli. Hı-hı. Dolayısıyla birazcık daha bu konuda. Ne yazık ki yemek servisi yapan kurye arkadaşlar işletmelerin baskıları sonucunda belli hı hı. bir dakika içinde o yemeği ulaştırma zorunda oldukları için bütün trafik kurallarını ihlal ediyorlar. Hı hı. Bu da büyük bir karmaşaya sebep evet, oluyor. Evet, evet, evet. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bir kamu spotu gibi konuştuktan sonra harikasın. Sütlü Nuriye'miz gelsin, hadi bakalım. Ya bir şey söyleyeceğim, bu Sütlü Nuriye ha? Şimdi konuğumuz yüksek sesle okuyor ama bunu... Soğana söylenen şarkı gibi melodili istesem. Ha, tamam tabii ki. Olabilir mi? Bu şuradan mı yapayım tatlım, buradan nereden? Mı? Nereden istersen, nereden? Güzel resim vereyim de Ceyhun Bey'e, o yüzden sordum. Yani yönetmenlerimiz her zaman, kameraman arkadaşlarımız her zaman candır. Onların memnuniyeti bizim için çok önemli. Onlar şekerim. Candır, Ceyhun benim için heyecandır. Orasını bilemeyeceğim artık. Onu biz programdan sonra konuşalım aynen. Kafamdaki ses. Öykü dışarıya renkli ve sesli bir tiptir. Öykü canlı performans konusunda titizdir. Öykü eyvallah demeyi sever, eyvallah eyvallah. Öykü eyvallah demeyi sever, eyvallah eyvallah. Öykü insanlarla uğraşmayı bıraktı. Lütfen Öykü'yle uğraşmayın siz de. Harika, çok teşekkür çünkü ederim. Çünkü alır façanız aşağı. Yok hakikaten kimsenin aslına bakarsan çok...